Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 26 Ekim 1 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ekim ayının son günlerindeyiz. Artık bu hafta sonuyla beraber Kasım ayına merhaba diyeceğiz. Dolunayla bir haftadayız. Dolayısıyla ay hafta boyunca ayın ışığı büyüyecek. Ee, üzerimizdeki etkileri de tabii ki çok güçlü olacak. Hem duygusal anlamda hem bedensel anlamda daha hassas ve kırılgan enerjiler altında olabiliriz e, Güneş akrep burcunda ilerliyor 8. evinizi aydınlatıyor gezegeniniz Mars burcunuzda geri hareketini sürdürüyor bu nedenle fiziksel olarak zaman zaman kendinizi e, yorgun hissetmeniz enerji düşüklüğü hissetmeniz mümkün e, her zaman uyardığımız gibi yine Mars retrosu nedeniyle fiziksel hareketlerde daha temkinli olmakta dikkatli olmakta fayda var bu hafta Merkür Akrep burcundan Terazi burcuna doğru gerilemeye e, devam edecek ve karşıt burcunuzda bir Merkür retrosu hafta boyunca etkin olacak. 28 Ekim'den itibaren Biraz daha belki ikili ilişkilerimizi, eşimizi, partnerimizi, ortağımızı ya da yakın arkadaşlıklarımızı gözden geçirebileceğimiz, bazı sorgulamalar yapabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bir yandan Merkür retrosu, bir yandan Mars'ın burcunuzdaki hareketi tabii ki her türlü ilişki dinamiğinde zaman zaman stres yaratabilir, gerilim yaratabilir. Anlaşmakta zorlanabiliriz örneğin. Fikirlerimizi düşüncelerimizi ifade etmekte sıkıntılar olabilir ya da karşımızdaki kişileri anlamakta zorlanabiliriz veya e, istem dışı bazı tepkiler gösterebiliriz. Tüm bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, bununla birlikte 28 Ekim'den itibaren sevgi, aşk, güzellik gezegenimiz Venüs terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Kendi gezegeni terazi burcunun dolayısıyla güçlü bir Venüs karşımızda olacak. Bazı olumsuzluklar olsa da ilişki dinamiklerinizle ilgili şu dönemde Venus desteği yardımlarda getirebilir yani ilişkilerinizde bazı iyileşme imkanlarını bulabilirsiniz ya da var olan ilişkilerinizdeki geçmişten gelen sorunları ya da bazı geçmiş ilişkilerinizle ilgili konu ve kavramları Venüs'ün destekleriyle daha rahat çözümleyebilir özel fırsatlarla da bu dönemde karşılaşabilirsiniz Hafta sonuna doğru Güneş Uranüsle artık karşıt açıya geçecek 31 Ekim'de Boğa burcunun 8 derecesinde dolunay meydana geliyor. Dolunay ikinci evinizi aydınlatıyor. Para konuları, maddi varlıklarınız, kazançlarınız, ödemeleriniz, gelirleriniz, giderleriniz bu alanda güçlü bir dolunay var. Uranüs'le birleşen dolunay kuşkusuz biraz hesapta olmayan konu ve kavramları gündeme getirebilir. Ani bir harcama olabilir, bir masraf olabilir, bir ödeme olabilir. Bir anda belki bir borç olabilir. Bununla ilgili, bununla beraber bazı sürpriz kazançlar da elde edebilirsiniz. Bu dönemde sevgili koçlar, ilişki dinamiklerinizle de ilgili olabilir bu. Eşten gelebilecek kazançlar, bazı işbirliklerinizden gelebilecek maddi kazançlar da gündemde olabilir. Daha önceden yapmış olduğunuz bazı yatırımlar varsa Uranüs etkisi bu alanlarda da sürpriz durumlar yaratabilir. Tabii bunlar. Ee, tamamen hak edişlerle bağlantılı veya sizin hani yapmış olduğunuz eylemlerle de bağlantılı ee, sürprizler bazen beklemediğimiz olumlu tesirler şeklinde de hayatımıza gelebilir bazen de e, olumsuz bir şekilde stres ve huzursuzluk yaratan bazı sürprizler şeklinde de karşımıza gelebilir hafta ortasından itibaren cuma günden itibaren e, dolunayın o güçlü enerjileri elektrikli ve huzursuz enerjisi gündemde olacak biraz hafta sonu sürprizler getirebilir bize. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.